Efendim, Banu Parlan güzellik merkezi kurşunlanmış ve dehşeti yaşayan sosyal medya fenomeni eski dostu Dilan Polat'ı azmettiricikle suçlamıştı. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Cezaevindeki Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında istenen cezalar açıklandı. Dükkanıma yapılan kurşunlu saldırıyı kendilerinin yaptığı kesinleşti. Çok mutluyum. Benim başıma bir şey gelirse Dilan Polat ve Engin Polat'tır bunun sorumlusu. Dilan Polat'la dalga geçer videolar çekmişsiniz. Şimdi siz gözaltındasınız. Dilan Polat tutuklandığı zaman göbek atmışsınız. İddiaya göre önce tehdit yağdırdı, sonra da güzellik merkezini kurşunlattı. Parmaklıklar ardındaki Dilan Polat'ın cezahanesine bir çizik daha atıldı. Dükkanıma yapılan kurşunlu saldırıyı kendilerinin yaptığı kesinleşti. Çok mutluyum. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Dilan Polat ve Banu Parlak'ın arasına kara kedi girmiş, eski dostlar birbirine düşman kesilmişti. Tedbir kararı mı? Tedbir kararının anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen. Hiç bunun sümüğünün kenarı yokken bile kendine etkileşim için sana... Kızım var, kızından utan. Banu Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezi Ekim ayında kurşunlanınca sosyal medya fenomeni Polat çiftini suçladı. Banu Parlak'a vurun diyorlar, arkadaş vurmadığı için vuruluyor. Saldırıyı Polatgillerden talimat aldığı söylenen Daltonlar çetesinin yaptığı ortaya çıktı. Parmaklıklar ardındaki karı koca kurşunlamaya azmettiricilikten bir kez daha tutuklanınca Banu Parlak göbek ata ata kutlama yaptı. Sonra da sosyal medyada silahlı video paylaştı. Gözaltına alınsa da serbest bırakıldı. Banu Hanım, bir açıklama yapmak ister misiniz? Neden göbek attınız? Kurşunlamayla ilgili soruşturma tamamlandı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat için 8 yıla kadar hapis cezası istendi.